Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Savunma konusundaki efsaneleri yıktığımız videolara bugün Hakan Kılıç'la farklı bir noktaya, farklı bir konuyu birlikte ele alacağız. Bugünkü konumuz gezgin füzesi. Gezgin füzesi bize o kadar çok soruluyor ki bir yandan geçen yılda bununla ilgili bir video yapmıştık. Elimizde sadece 3-4 kelime bilgi var. Değil mi Hakan? Çok kısıttı. Zaten geçen videoda da bildiğimiz her şeyi anlattık. Hatta o videoda şöyle yorumlar gelmişti. Ya madem bu proje gizli, siz niye açıklıyorsunuz? Ya biz zaten, şimdi şunu diyeyim, biz bir şey bilmiyoruz ki açıklayalım. Bizim açıkladığımız kısım sadece açıklanan kısım. Yani Türkiye gezgin isminde milli bir karadan fırlatılan, karadan karaya bir seyir füzesi projesi var. Bu gizli değil. Ama füzenin boyu, ebatı, kaç kilometre hızlı? Yani bütün teknik özellikleri gizli. Biz de bunları açıklamadık. Yani casus muyuz? Yani nereden, nasıl bilelim? Yani zaten bilsek bile hani biz medya tarafı olarak, savunma basını, savunma medyası olarak bazen bazı şeyler duyuyoruz ama yani duyduğumuz kişileri bile sen de bilirsin soruyoruz. Yani bunu yazalım mı, yazmayalım mı? Hiç bugüne kadar yazmayın denilen bir şeyi de yazmadık çok şükür. Yani böyle bir şeyi kasten de yapmadık, yanlışlıkla da yapmadık. Dolayısıyla açık kaynak çalışıyoruz. Hani söylenmemesi gereken şeyleri de söylemiyoruz. Ama gezginde gerçekten ortada bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim tekrar mahiyetinde. Gezgin füzesi Amerikan Tomahawk füzesinin bu her tarafta Block 4 modeli var Tomahawk'ın ki o 2000 kilometre civarı menzil olduğu söyleniyor. Hep onun resmini koyuyorlar. İşte milli gezgin füzesi diye medyada hep onu gösteriyorlar. O gezgin füzesi değil. Gezgin füzesinin hiç resmi çıkmadı. O gördüğünüz Block 4 modeli Tomahawk. Yani Tomahawk'ın en son modeli. Gezgin ise Tomahawk'ın ilk modelleri örnek alınarak yapılacak olan bir milli seyir füzesi. Yani demek ki o zaman 800 ile 1100 kilometre arası bir menzil olacak. Hakan biraz önce anlatırken gezgin füzesinin Tomahawk'ın ilk modellerine benzeyeceği özellik olarak, teknik özellikler olarak belirttin. Ve genellikle de Tomahawk'ın resminin kullanıldığını söyledin. Peki elimizdeki kısıtlı bilgilerle, açıklanan bilgilerle gezginin sence ne tür özellikleri olabilir? Bizim bildiğimiz işte 800 kilometre ile 1100 kilometre arası menzil olabilecek bir seyir füzesi. Yani hani bu Suriye'deki saldırıda kullanılan veya Körfez Savaşı'nda Bağdat'taki hedefleri imha eden bildiğimiz meşhur Tomahawk füzesi. Dolayısıyla gezgin bunun muadili olacak. O yüzden de o ebatlarda ve o menzilde olacak. Tabii gezginle alakalı şu ana kadar herhangi bir test yapılmadı. Ne Sinop test sahasında, ne Tuzla Konya falan testi, Tuz Gölü Konya civarındaki test sahasında. Demek ki henüz füze hazır değil. Projede zaten bu tür projeler böyle gün yüzüne çıkmadan, test satışı yapmadan hep gizli yürütülür. Biz de o yüzden bir şey bilmiyoruz. Ama illaki şunu söyleyebilirim, hani son füzesinden çok büyük. Uçaktan taşınamayacak. Belki stratejik bombardıman uçağımız olsa hani V-52 gibi onlar da taşınır ama hani F-16'dan taşınamayacak kadar büyük, karadan atılan, belki ileride onun gemilerden hatta denizaltıdan atılabilecek şekilde de versiyonları ya da o şekilde de adapte edilebilir. Bir seyir füzesi olacak. Tabii büyük bir harp başlığı taşıyacak. Donanmadan atılırsa donanmanın kara hedeflerine karşı kullanabileceği bir baş topundan haricinde bir ikinci bir mühimmat olmuş olacak ki bu çok önemli. Tabii denizaltından atılırsa çok stratejik bir silah durumuna bir anda dönüşebilir. Ancak şu an işte gezgin füzesiyle bütün bildiklerimiz bunlar. Ben kişisel tahmin olarak da yani herhangi bir duyuyormuşum falan değil de projenin gecikmesindeki en önemli şey bana göre muhtemelen şu anda motor üzerinde çalışılıyor. Çünkü SOM'un motoru gezgin kadar büyük bir füzeyi taşıyabilir mi onu çok bilemiyorum ama muhtemelen bir taraftan da bir motor sorunun çözülmesi çalışılıyordur. Türkiye şu anda bence gezgini yapabilecek hani elektronik güdüm sistemi, yakıt ve diğer şeyleri GPS şusu busu. Zaten onu birçok TÜBİTAK SAGE'nin ve Roketsan'ın ürünlerinde ispatlandı. Dolayısıyla bekliyoruz. Yani artık kaç yıla yapılır onu da bilemiyorum yani. Bir yandan da tabii insanlarla
bildiğimiz bilgiler bunlar, tahminlerimiz bunlar, yorumları yaptık. Bu videoda anlatabileceklerimiz bunlar. Ben biraz da şeyi sormak istiyorum sana. Bu tür seyir füzeleri günümüz ve gelecekteki savaşlarda nasıl bir rol oynuyorlar? Şimdi şöyle bir örnek verirsem çok iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi INF antlaşması iptal oldu biliyorsunuz. Ve bu anlaşma 500 ile 5500 kilometre arası menzilli silahları yasaklıyordu. Rusya ile Amerika arasında ve taraf olan birkaç ülke. Şimdi bunların nükleer füzeleri var. Yani ICBM dediğimiz kıtalar arası balistik füzeleri. Nükleer saldırı yapmak için başka bir şeye ihtiyaçları yok. Ama şimdi INF antlaşması iptal olduktan sonra çok hızlı bir şekilde hem Rusya hem de Amerika seyir füzelerini, işte bu Tomahawk'ın yeni modeli de o konuda kullanılacak zaten. Ve Rusların diğer kalibri ve diğer seyir füzelerini nükleer başlık takmaya başladılar. Adamların denizaltından atılan SLBM'leri var. Karadan karaya ICBM'leri var. Stratejik bombardıman uçakları var. Şimdi kıytırıktan bir seyir füzesine, yani küçücük bir seyir füzesine niye nükleer başlık takıyorlar? Yani bir seyir füzesinde ne kadar, kaç kiloton, ne kadar büyük bir halk başlığı olabilir ki koca ICBM'e göre? Neredeyse belki üçte biri kadar küçük. Ama işte buradaki avantaj ve stratejik avantaj şu. Şimdi ICBM'i Amerika'dan ateşlediğiniz zaman Rusya'daki bir önceki videoda anlatmıştık ya, bu SBX radar işte Çanakkale önüne geldi gelmedi. Rusya'nın da kara konuştu. Dev erken uyarı ve kontrol, balistik füze erken uyarı kontrol radarları derhal tespit ediyor. Dolayısıyla onlara saldırıya geçiyor. Seyir füzesini B-52'den bıraktığınızda veya karadan ateşlediğinizde yeri yalayarak gittiğinde radar örtüsünün altında bunu işte Rusya, Amerika, Amerika, Rusya kim kime atarsa fark etmez. X ülkesi Y ülkesine attığı zaman bunun radarlarda görmesi çok zor. Dolayısıyla ancak nükleer patlama olduktan sonra fark edebilir. Yani seyir füzesi bu yönüyle, bir yönüyle çok stratejik ve çok tehlikeli bir silah. Şimdi sadece nükleer başlık yönüyle değil. Yani diyelim ki Türkiye ile herhangi bir X ülkesi arasında bir savaş var. Şimdi biz balistik füzelerimizde, evet, Bora balistik füzemiz var. Ve uçaktan atan son füzelerimiz var. Uçağı radarda tespit edebilir. Ha, bu F-16 geliyor, bu bize seyir füzesi saldırısı yapabilir diye uyanabilir düşman. Balistik füzeyi zaten ateşlediğin anda bütün dünya görüyor zaten. Ortalık, geçen videoda anlattık. Akdeniz ve Türkiye'nin etrafı balistik füze erken uyarı sensörleriyle dolu. Ama seyir füzesini atıyorum Çanakkale'den veya Hatay'dan veya Sinop'tan ateşlediğiniz zaman denizin üzerinden alçak irtifada gidiyorsa, düşmanın o sırada havada bir AWACS uçağı yoksa bu seyir füzesini tespit etmesi çok zor olacaktır. Ha, niye somdururken gezgin derseniz, somun menzili belli. Yani maksimum 280-250-300 arası. Hani diyelim ki yeni motorla, yeni şeyle tamamen milli füze olduğunda 400-450 olsun 500. Ama 1000 kilometre. Şimdi 1000 kilometre olan seyir füzeleri stratejik kabul ediyor. 1000 üzeri artık taktik silahtan çıkıyor. Yani stratejik uzun menzilli seyir füzesi kabul ediyor. İşte gezgin bu olacak. Gezgine bir işte atıyorum nükleer başlık taktığında stratejik nükleer silah olmuş oluyor. Seyir füzelerinin en çok kullanıldığı ilk savaş 1. Körfez Savaşı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani füzeler ateşlendikten belli bir süre sonra uçaklar kalktı. Yani hepsi aynı anda saldırdılar. Dolayısıyla ilk saldıran 3 silahı sayarsak F-117, Apache'ler ve Tomahawk'lardı. Dolayısıyla bu da zaten yani sürpriz faktörü önemliydi orada. Hakan çok teşekkürler. Umarım gezgin füzesini tekrar tekrar soran izleyicilerimiz bu videoyu izlerler ve buradan aldıkları bilgiler bir nebze olsun onları meraklarını gidermiş olur. Bize sorularınızı videolarımıza yorum yazarak ulaştırabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olursanız daha yakından takip etmiş olursunuz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bize e-mail ile ulaşmak için info@tolgozbek.com elektronik posta adresine mesaj yazabilirsiniz. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum.